Merhaba sevgili öğrenci. Bugün seninle özel açıların trigonometrik oranlarını işleyeceğiz. 30-60-90 ve 45-45-90 üçgenlerini göreceğiz. Sen hazırsan ben de hazırım. Bu videodaki işlediğim yerlerin PDF'lerini videonun açıklama kısmında bulabilirsin. Başlıyoruz. Özel açıların trigonometrik oranları. İlk önce burada 30-60-90 üçgeninin nasıl bir üçgen olduğunu bilmen lazım. Bu bir özel üçgen arkadaşım. 90-30-60. Eğer 90'ın karşısı 2a ise 30'un karşısı her zaman yarısıdır. Bak her zaman diyorum. 60'ın karşısı ise 30'un karşısının her zaman köküç katıdır. Yani burası a ise burası a köküç olmak zorunda. Lütfen bunu unutma. Bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla buradan sinüs 30'u bulmak istesem dikkat et. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani karşısı a ve hipotenüs 2a olduğu için a'lar birbirini götürür ve buradan 1 bölü 2 gelir. Kosinüs 30'u bulmak istesem 30'un komşusu bölü hipotenüstü. Komşusu a köküç bölü hipotenüs 2a. Buradan yine a'ları götürürüm. Kök 3 bölü 2. Tanjant 30'u sorarsa tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Yani a bölü a kök 3 olacak. O da a'lar giderse 1 bölü kök 3. Yani kök 3 ile genişletirsem kök 3 bölü 3'e eşit. Kotanjant 30'u bulmak istesem komşu bölü karşıydı. Yani a kök 3 bölü a. Komşusu a kök 3, karşısı a. Dolayısıyla a'lar birbirini götürür ve burası kök 3 gelmiş olur. Burada bir notum var. Bu nota dikkat et. Alfa ve teta dar açılar olmak üzere. Alfa ile teta'nın toplamı 90 derece ise sinüs alfa cos teta'ya, cos alfa sin teta'ya, tan alfa cot teta'ya, kotanjant alfa da tanjant teta'ya eşit. Bu ne demek? Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları kotanjantlarına eşit. Yani sinüs 25'i vermiş bana. Ben bunu kosinüse mi dönüştürmek istiyorum? Hemen 90'dan 25'i çıkartırım. Veya 25'i 90 yapan değere bakarım. Nedir? 65 derecedir. Dolayısıyla cos 65 sin 25'e eşit. Mesela bana kosinüs 40 mı demiş? Buradan ben bunu 90'a tamamlayan açıya bakıyorum. 50. Dolayısıyla sinüs 50 bana kosinüs 40'ı verir. Mesela tanjant 30. Aynı zamanda nedir 90'a tamamlayan açı? 60. Dolayısıyla kotanjant 60'a eşit. Veya kotanjant 10. Bunu 90'a tamamlayan açı kaç? 80. Dolayısıyla tanjant 80'e eşit. Bu şekilde birbirlerini 90 dereceye tamamlıyorlarsa sen sinüsü verilmiş bir ifadenin kosinüsünü de bulabilirsin. Burada da onu uygulayacağız. Mesela sinüs 30. 30'u 90'a tamamlayan açı ne? 60. O zaman kosinüs 60'a eşit. Ben sinüs 30'u ne bulmuştum? 1 bölü 2. O zaman kosinüs 60 da 1 bölü 2'ye eşit olacak. Hemen bakalım. 60 derecenin komşusu ne? A. Hipotenüs 2A, A bölü 2A yani 1 bölü 2. Sinüs 60 diyor. Sinüs 60 aynı zamanda kosinüs 30. Çünkü birbirlerini 90'a tamamlayacaklar. O halde kos 30 kök 3 bölü 2 ise sinüs 60 yine kök 3 bölü 2 olacak. Hemen bakalım. 60'ın sinüsü karşı bölü hipotenüs. A kök 3 bölü 2A. A'lar giderse kök 3 bölü 2. Aynı mantıktan tanjant 30 kotanjant 60'a yani kök 3 bölü 3. Kotanjant 30 kök 3 tanjant 60'a yani kök 3'e eşit olacak. Bakalım yine tanjant 60 karşı bölü komşu. A kök 3 bölü A buradan kök 3 gelmiş olur. Bunları ezberlemek zorunda değilsin ama dik üçgeni bilmek zorundasın. Bu dik üçgeni bildikten sonra zaten sen eğer karşı bölü komşuları falan biliyorsan tek tek hepsini çıkartabilirsin. Burada da 45-45-90 üçgeninde özelliği neydi? 45-45-90 üçgeni ikizkenar dik üçgendir. İki kenara eşit. Dolayısıyla A'ya A ise burası da A kök 2. Yani kök 2 katı olacak. Bu da Pisagor'dan geliyor. Sinüs 45. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Dolayısıyla A bölü A kök 2 olacak. Buradan A'lar birbirini götürecek. 1 bölü kök 2. Veya kök 2 ile genişletirsem kök 2 bölü 2 de diyebilirim. Yine aynı şekilde kosinüs 45 komşu bölü hipotenüs değil mi? Bu da a bölü a kök 2. Şöyle yazayım. Yine ben burada a'ları götürürsem 1 bölü kök 2 gelir. Ve kök 2 ile genişletirsem kök 2 bölü 2 olur. Dikkat et. Sinüs 45 ile kosinüs 45 birbirine eşit. Neden? Çünkü 45 ile 45'in toplamı 90 dereceyi verdiği için. Tanjant 45. Bak
Karşı bölü komşuydu. A bölü A yazdım. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Ne gelir? 1 gelir. Kotanjant 45. Tanjant 45'i 90'a tamamlayan açı, o da yine 1 olmak zorunda. Lütfen bunları unutma. Bunları çok kullanacağız. Burada da bazı özel üçgenleri vermek istiyorum. Bu üçgenleri biz trigonometride çok kullanıyoruz. 3K, 4K, 5K üçgeni. Yani 3, 4, 5 ve katları. Mesela K'ya 2 dersem 6, 2 verdim 8, 2 verdim 10. 6, 8, 10. 3 verirsem 9, 12, 15 şeklinde devam eder. Bir başka özel üçgenimiz 5, 12, 13 üçgeni. Burada da yine katlarını alabiliyorum. Ama aynı katları olacak. Yani ben buraya 3 dediysem burası da 3 olacak. Burası da 3 olacak. Yani 3 kere 5, 15. 3 kere 12, 36. 3 kere 13, 39. 15, 36, 39 şeklinde bir üçgenimiz de var. Özel üçgen. Yine 8, 15, 17 üçgenimiz var. Ve katları. Bunu da unutma. Çok fazla kullanılmaz ama 7, 24, 25 üçgenimiz de var. Ayrıyetten bir dik üçgende dik kenarların biri diğerinin iki katı ise küçük olanın kök 5 katı hipotenüsü verir. Yani burası A, burası 2A ise burası A kök 5'tir. Mesela buraya 7 dersem, burası 14 olursa hemen buraya 7 kök 5 diyebilirsin. Bu da çok fazla karşımıza çıkıyor. Bunu da unutma lütfen. Devam ediyorum. Sinüs 30 artı kosinüs 60 bölü tanjant 45 demiş. Az önce zaten bulmuştuk. Sinüs 30 neydi? 1 bölü 2'ye eşitti. Artı kosinüs 60. Bak, 90'a tamamlarsan yine sin 30 yapmaz mı? Sin 30 neydi? 1 bölü 2. Tanjant 45 de zaten 1'e eşitti. Yerlerini yaz, topla. 1 bölü 1'den cevap 1 gelir. Devam. 1 eksi tanjant 60. Tanjant 60 neydi? Kök 3 çarpı kotanjant 45. Kotanjant 45 ile tanjant 45 eşitti. Yani 1 bölü kotanjant 30, zaten tanjant 60 aynı zamanda kotanjant 30'a eşitti. Birbirlerini 90 dereceye tamamladıkları için. Dolayısıyla burası da kök 3 eksi tanjant 45, zaten kotanjant 45'e eşit, o da 1. Dolayısıyla yukarısı 1 eksi kök 3 oldu. Aşağısı da kök 3 eksi 1 oldu. Bunları birbirine bölersem cevap eksi 1 gelmiş olur. Bu soru da burada bitmiş olur. Devam ediyorum arkadaşım. Yanda verilen ABC üçgenine göre tanjant C'yi bulunuz. Şimdi A açısını biliyorum, 60 derece. Burası 4 kök 3, burası 9 kök 3. C açısının tanjantını soruyorsa benim C açısını bir dik üçgenin içine koymam lazım. Dolayısıyla buradan dik indirip burayı parçalayamam. Buradan dik indirip C'yi parçalayamam. Ne yaparım? B'den dik indiririm. B'den dik indirdiğimde bakalım ne olacak? 90, 60, burası da neydi? 30. Peki 90'ın gördüğü 4 kök 3 ise 30'un gördüğü yarısı değil miydi? Yani buraya 2 kök 3 yazmak zorundayım, yarısı olduğu için. Peki bunun tamamı 9 kök 3'tü. 9 kök 3'ten 2 kök 3'ü götürdüm. Buraya 7 kök 3 kaldı. Peki 60'ın gördüğü neydi? 30'un gördüğünün kök 3 katıydı. Yani 2 kök 3'ü kök 3 ile çarparsam kök 3 çarpı kök 3. Bu 3 yapar. 2 kere 3 de 6 yapar. Demek ki burası da 6. Bana bu açının tanjantını soruyorsa tanjant C eşittir karşı bölü komşu. Yani 6 bölü 7 kök 3. Böyle mi bırakıyorum? Hayır. Alıp burayı eşleniği ile çarpıyorum. Ne oluyor? 6 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3, 3. 7 ile çarptım. 21 yapmış oldu. Tabi burası aynı zamanda sadeleşir. 3'e bölersem 2 kök 3 bölü 7 de gelmiş olur. Lütfen sadeleştirme yapmayı unutma. Devam. X ve Y dar açılar olmak üzere X ile Y'nin toplamı 90 dereceymiş. Bak, burası önemli. Kotanjant X 5 bölü 12 olduğuna göre kosinüs X ile kosinüs Y'nin değeri toplamının değeri kaçtır diye soruyor. Eğer ben bir trigonometrik fonksiyonun değerini biliyorsam ve başka trigonometrik fonksiyonlar soruluyorsa, ben dik üçgen çiziyordum. Hemen şuraya bir tane dik üçgen çizelim. Şu şekilde. Ve verilenleri yerine yazalım. Şimdi kotanjant x demiş. Buraya x diyelim. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. Komşumuz o zaman 5. X'in komşusu. Karşısı ne? 12. 5, 12 ne üçgeni var? 13 üçgeni var. Peki x ile y'nin toplamı 90 ya. Bu ne işimize yarayacak? Bak, 90 x, o zaman burası y olmalı ki
x artı y 90, 90 daha 180, üçgenin iç açıları toplamı gelsin. Bana kosinüs x ile kosinüs y'nin toplamını soruyor. Kosinüs x komşu bölü hipotenüs, yani 5 bölü 13 artı kosinüs y yine y'nin komşusu, bu sefer 12 bölü hipotenüs 13, topladım 17 bölü 13 yapmış oldu. Burada da 1 eksi kos kare 40 bölü sin kare 50 bölü 1 eksi sin kare 40 bölü kos kare 50 kaçtır diye soruyor bana. Hatırla, sin kare x ile kos kare x'in toplamı bana 1'i veriyordu. Dolayısıyla sin kare x o da eşittir 1 eksi kos kare x'e. Aynı zamanda kos kare x de 1 eksi sin kare x'e eşitti. Artık bunları unutmaman lazım. Dolayısıyla 1 eksi kosinüs kare 40 demek sinüs kare 40 demektir. Burada ne var? Sinüs kare 50 var. Dolayısıyla burada şu an bir şey yapabilir miyim? Yapamam. Devam ediyorum. Burada da 1 eksi sin kare 40 aynı zamanda kosinüs kare 40'a eşit olacaktı. Burada sin kare 50 var. Burada kos kare 50 var. Burası arkadaşlar çarpı olmalı. Böyle yazmışız yanlışlıkla. Kos kare 40 sin kare 50. Bak burayı ben 90'a tamamlayan açı olarak kos kare 40 şeklinde yazabilirim. Burayı da 90'a tamamlayan açı olarak sin kare 40 şeklinde yazabilirim. Ve burada sin kare 40 ile sin kare 40, kos kare 40 ile kos kare 40 birbirini götürür. Cevap da 1 olur. Devam ediyorum. İşte en çok öğrencilerin böyle gördüklerinde apışıp kaldığı soru tarzları, aslında en kolay soru tarzları. Dikkat edersen demiş ki 19a eşittir pi bölü 2. Burada arkadaşım 19'a her tarafı bölüp daha sonra işte a'yı bulmaya, sonra yerine koymaya falan çalışıyorsun. Hiç öyle şeylere bulaşma. Hiç öyle şeyler yapma. Yapacağın tek bir şey var. Burada ne yazıyor? Kosinüs yazıyor. Burada ne yazıyor? Sinüs yazıyor. Peki sinüs ile kosinüsün içindeki a'lı ifadelerin toplamı ne? Bak 11a ile 8a'nın toplamı 19a yaptı. Yani pi bölü 2, yani 90 derece yaptı. Peki birbirini 90 dereceye tamamlıyorlarsa bunlar birbirine eşit değil mi? Veya ben istesem buraya kosinüs 11a yazamaz mıyım? Sonuçta bunların toplamı 19a, yani pi bölü 2, yani 90. Dolayısıyla birbirine eşit. Yine aynı mantık. Bak 14a ile 5a'nın toplamı yine 19a. Yine birbirlerini 90'a tamamlıyorlar. O halde ben istersem tanjant 14a yerine kotanjant 5a yazarım. 14a'yı 19a'dan çıkartırım. Dolayısıyla buradan kotanjantlar gider. Kosinüsler de birbirini götürür. Geriye sadece 1 kalır. Gördüğün gibi çok kolay soru tarzları. Ama ilk bakışta sen bunu gördüğünde işte farklı farklı yollara sapıyorsun. Yapma. Devam ediyorum. Yine bak 4x artı 9y eşittir 90. İşte karışık kuruşuk şeyler vermiş. Tamamen bundan böyle tırsıyorsun, korkuyorsun. En kolayları bunlar. Bak sinüs var, kosinüs var. Hemen içindekilere bakıyorum. X artı 5y artı 3x artı 4y. Topla bunları. 3x, x daha 4x. 5y, 4y daha 9y. Bu da neye eşit? 90'a. O halde bunlar birbirlerini 90'a tamamlıyorlar. Bunlar birbirine eşitler. Ve bunları götürebilirsin. Ne gelir? 1 gelir. Hemen şuraya bakalım. 2x artı 4y var. Artı 2x artı 5y var. Topluyorum bunları. 4x artı 9y yaptı. Topladığımda ne geldi? 90. Biri tanjant, biri kotanjant değil mi? Birbirlerini 90'a tamamlıyorlar. Eşitler. O zaman bunlar birbirini götürür. Buradan da 1 gelir. Topla şimdi. 2. Bitti gitti, bu kadar. Gördüğün gibi çok basit. Devam ediyorum. Tümler iki açıdan birinin sinüsü 1 bölü kök 5 olduğuna göre diğer açının tanjant değeri kaçtır? Şimdi tümler açı ne hocam? Tümler açı, ben daha senin dersinde ilk defa bunu duyuyorum. Tümler açı toplamları 90 derece olan açılardır arkadaşlar. Yani bir alfa var, bir teta var. Toplamları da 90 derece ise bunlar birbirinin tümleri. Mesela biri 30, biri 60, biri 20, biri 70, biri 10, biri 80, biri 32, diğeri nedir? 48, 58'dir. Yani bunlar birbirlerinin tümleri olan iki açı. Peki buraya hemen bir dik üçgen çiziyorum. Ve tümler iki açıyı buraya yerleştiriyorum. Sonuçta bunlar tümler açılarsa
90 dereceyi tanımlıyorlar. Birine alfa diyeyim, birine de teta diyeyim. Burada bana sinüs alfayı 1 bölü kök 5 vermiş olsun. Dolayısıyla karşı bölü hipotenüs değil mi? Karşısı 1, hipotenüs kök 5. Burayı nasıl bulacağım? Pisagor bağıntısıyla. Hemen buraya a dedim. Ve dik kenarların kareleri. 1'in karesi 1. A'nın karesi a kare. O da eşittir. Kök 5'in karesi 5. At karşıya 1'e. A kare eşittir 4. Her tarafın karekökünü aldığında a eşittir 2 gelir. Bunu da yazdın mı? Bana ne diyor? Diğer açının diyor. Tanjantını diyor. Bul diyor. Diğer açı ne? Teta. Tanjantı tanjant teta. Nedir? Karşı bölü komşu. Yani 2 bölü 1. Cevap 2 oldu. O kadar. Devam. Kotanjant 20 artı 2 bölü kotanjant 70 çarpı 3 çarpı tanjant 20 eksi 1 bölü tanjant 70. Burada küçük bir düzeltme yapmışım. Mazur görün. Evet. Şimdi burada ben payda eşitlemek istesem uzun şeyler gelecek. Kotanjant 20 ile işte kotanjant 70'i çarpacağım da vesaire. Ben buradaki açıyı 90'a tamamlarım. Ne gelmiş olur? Tanjant 20 gelmiş olur. Buradaki açıyı 90'a tamamlarsam kotanjant 20 gelmiş olur. Peki toplama işlemi yaparken ne yapıyordum? Bunları çarpıyordum. 2'ye ekliyordum. Ne olacak? Kotanjant 20 çarpı tanjant 20 artı 2 bölü tanjant 20 oldu. Çarpı. Peki burada kotanjant 70 ile 3 tanjant 20'yi çarpıyorum. 3 tanjant 20 çarpı kotanjant 20 eksi 1 bölü kotanjant 20 yapmış oldu. Peki aynı açıya ait tanjantla kotanjantın çarpımı her zaman 1 değil miydi? O halde 20 dereceye ait kotanjantla tanjantın çarpımı 1. Yine burası da 1 olmak zorunda. Peki 1, 2 daha 3 çarpı 3 kere 1, 3. 1 çıkar 2. Onu da yazdım. Bölü aşağıları çarptığımda tanjant 20 çarpı kotanjant 20 geldi. E bu da yine neydi? 1'di. O halde cevabımız 6 gelmiş oldu. Devam. Sin kare 1 artı sin kare 3 artı sin kare 5 artı sin kare 89'a kadar tek sayıların sinüslerinin kareleri toplamını soruyor bana. Şimdi şunu söylemiştim ya. Mesela alfa artı beta eşittir 90 derece ise sinüs alfa ile kosinüs beta birbirine eşit demiştim. Peki bak şöyle bir düzenleyelim. Burada sinüs kare 1 artı sinüs kare 3 artı bu şekilde devam etsin. İşte sinüs kare 43 tek sayılar gidiyorum sadece. Sinüs kare 45 işte sinüs kare 47 ve bu şekilde devam. En son sin kare 87 ve sin kare 89'a kadar gidiyor olsun. Peki burada dikkat et. Ben sin kare x ile cos kare x'in toplamının 1 olduğunu biliyorum. Sin alfanın cos beta'ya eşit olduğunu biliyorum eğer 90 dereceye tamamlıyorsa. O halde bak burada sin kare 1 mi var? Burası da sin kare 89 değil mi? Ben bunu kosinüs cinsinden yazayım. Ne yapar? Kos kare 1 yapar 90'a tamamladığı için. Bunu 90'a tamamla. Bu ne yapar? Kos kare 3 yapar. Bunu tamamla. Bu kos kare 43 yapar. Dolayısıyla buraya dikkat ediyor musun? Bak sin kare 43 kos kare 43 topla 1. Yine sin kare 3 kos kare 3 topla 1. Sin kare 1 kos kare 1'e kadar topla hep 1 gelecek. Peki kaç tane 1 gelecek? Şimdi 40, sinüs kare 45'in sol tarafından 1, sağ tarafından 1 alıyorum. Şimdi burada 1'den 44'e kadar olsaydı 44 tane sayı olmayacak mıydı? E bunların yarısı çift, yarısı tek. Dolayısıyla 1'den 43'e kadar 44'ün yarısı kadar. Yani 22 tane tek sayı var. Dolayısıyla buradaki 22 tanesi buradaki 22 tanesiyle birleşip hep birer tane 1 ürettiklerine göre 22 tane 1 gelir. Artı buradaki sin kare 45'i unutmayacaksın. Sinüs 45 neye eşitti? Hatırla dersin başında söylediğim. Kök 2 bölü 2'ye eşitti. Ama bunun nesi var? Karesi var. O halde kök 2 bölü 2'nin
karesi. Bu da 22 artı. Burası ne yaptı? Kök 2'nin karesi 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Hemen topluyorum. 2 kere 22. 44. Bir daha 45 bölü 2 yapmış oldu. Cevabımız da bu. Bu kadar. Devam. Az önceki sorunun bir benzeri ama tanjantlı olanı. İşte bana tanjant 1'i vermiş. Tanjant 2'yi, tanjant 3'ü. Devam ediyorum. Tam ortada tanjant 45 var. Devam ediyorum. Tanjant işte 88, tanjant 89. Bu şekilde yazayım. Ben burada tanjant 89'un aynı zamanda kotanjant 1 olduğunu, tanjant 88'in kotanjant 2 olduğunu biliyor muyum? Peki aynı açıya ait tanjantla kotanjantın çarpımının da 1 olduğunu biliyor muyum? Bitti o zaman sorumuz. Bak burada tanjant 1 var. Alırım. Direkt kotanjant 1 ile çarparım. 1 yapar. Yine tanjant 2'yi alırım. Buradaki kotanjant 2 ile çarparım. Yine 1 yapar. Tanjant 3, kotanjant 3 vesaire devam eder. En son ortada tanjant 45 kalır. Bu da zaten 1'e eşitti. Dolayısıyla burada 1'den 89'a kadar gelebilecek bütün ikili çarpımların hepsi 1 geliyor. Ben bu 1'leri sürekli ne yapacağım? Çarpacağım. Çarptığımda da sonuç ne gelecek? 1 gelecek. Bu kadar. Yani bu tarz sorular en kolay sorular arkadaşlar. Geçiyorum. Ve gördüğün gibi bu videoda anlattığım yerleri iyi kavradıysan o zaman artık bu soruları sen de yapabilirsin. Lütfen bu sorulara bak. Cevaplarını videoda yorum kısmına yazarsan oradan bakıp hemen sana cevap verebilirim. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsin. Instagram'ın multimaton yine. Dolayısıyla oradan da cevaplarını gönderebilirsin. Lütfen takip etmeyi unutma. Like atıp da abone olursan sevinirim. Sağlıkla kal, hoşça kal.